Elveda yetimhane. Yavaş yavaş. Çok az kaldı. Dur! Victor, söyle. Felicity nerede? Bilmiyorum efendim. Nereye bakıyorsun sen öyle sersem çocuğum? Git Felicity'yi bul o zaman. Açıkçası nereyi aramam gerektiğini bilemiyorum. Orayı mı, şurayı mı yoksa... Hemen başla! Yapma şunu. Somurtup durmaktan vazgeç. Somurtmuyorum. Sadece olmasına biraz kırıldım. Buradan kaçmaya kalktın ve bensiz. Kaçmak mı dedin? Ben mi? Hayır, hayır. Ben sadece buranın muhteşem manzarasını seyrediyordum. Çünkü bilirsin, ben olmadan dışarıda 5 dakika bile dayanamazsın. Hiç başlama. Sorun nasıl oluyor biliyorsun. Biz buraya aynı zamanda geldik. Kaçışımız da aynı zamanda olacak. Söz veriyorum. Öyle olsun. Victor, yakala. Olamaz. Yine başlıyoruz. Bu seferki son terbiyesizliğiniz olacak. Hayır. Bırak onları. Sen odana git. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim baş sahibe. Yeter, sağ olun. Odana. Bugün gerçekten çok görünüyorsunuz. Çok baş sahibe gibi. Yeter. Peki. Felicity, senin dansçı olma hayalleri kurduğundan haberim var. Hepimiz biliyoruz. Ama ben... Hayır, herkesin bir hayali var. Çok normal. Ama kafana iyice sokmalısın. Hayal dediğin şeyler gerçek olamaz. Adı üstünde hayal. Hayat zor ve acımasızdır. Ama... Kesinlikle. Anladın mı? Anlaşıldı. Paris'te bir dans okulundan bahsediyorum küçük hanım. Koca Paris operasından. Dansçılarla ve dansla dolu bir yer. Bunu nereden buldun? Benim de kaynaklarım var. Gördün mü? Tamam, yeter. Tekrar bakabilir miyim? Hayır. Lütfen. Hayır, ama bu akşam benimle kaçarsan sana söz veriyorum, seni bu dans okuluna götüreceğim ve oraya gidince çok büyük bir dansçı olacaksın. Ben de gelmiş geçmiş en büyük mucit olacağım. Bir planın mı var? Mükemmel bir plan. Mutlak ve muhteşem dehamın hakkını veren bir plan diyelim. Bir bakacağım. Kaçtıktan şimdi, sonra. Şimdi. Hayır, şimdi, şimdi olmaz sonra. Hayır, şimdi. Sonra. Paris'te dans okulu ha? Dahiyane planına dahil mi? Tabii ki. Harika. Bay Luto. Bu sefil kaçağı yakaladım ve derhal baş rahibeye götürüyorum. Peki rahibe.
Hayır. Sen berbat bir kaçıcısın. Kaçıcı diye bir kelime yok ki. Son 3 aydır tavuklarla ilgili araştırma yapıyorum. Nasıl yediklerini biliyorum. Nasıl yürüdüklerini biliyorum. Nasıl yumurtladıklarını da biliyorum. Tavuklar hakkında bilmediğim hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Ve işte karşında seni en son icadımla tanıştırayım. Tavuk kanatları. Nasıl? Tavuk kanatları mı? Ama tavuklar uçamaz ki. Ama onların da kanatları var. Uçmaları gerek. Hey, sen uçar mısın? Uçmaz mısın? Uç! Hayır. Şimdi yakaladım sizi. Gelin buraya küçük bacaksızlar. Hoşça kal. Hadi hadi hadi. Biliyor musun? Bir gün herkes böyle seyahat edecek. Gözüm üstünüzde. Birisin. Evet, biliyorum. Farkındayım. Victor, sonunda oldu. Başardık. Evet. Sonunda gerçekten başardık. Oh. Bunu tamir edebilirim. Ama söylemek zorundayım. Yetimhanenin önüne bırakıldığında beşiğindeki tek şeyin bu olduğu düşünülünce bana kalırsa buna biraz, yani çok az daha özen göstermelisin. Ve düzeldi. Teşekküre gerek yok. Ama yarın güzelim, Paris bizim olacak. Sabahlar dilerim prenses.
En son ne zaman dişlerini fırçaladın sen? Hmm. Hadi buradan başlayalım. Tamamdır. Nerede olduğumuzu göremiyorum. Hiç merak etme. Şu an Paris'teyiz. Sessiz ol. Yoksa bizi yakalayacaklar. Bundan sonra çıtını bile çıkarma. Ben yapmadım. Vay be. İnanılır gibi değil. Paris olağanüstü. Nerede bu dans okulu? Sakin olsana Felisi. Paris'in tadını çıkar. İçine çek onu. Merhaba. Bıyığınız çok iyiymiş Monsieur. Paris. Romantik şehir. Hayallerin, şan ve şöhretin şehri. Ve sokak lambalarının ve güvercinlerin. Romantik demiş miydim? Evet, onu söyledin. Nerede bu dans okulu? Aslında bilmiyorum. Sorun değil. Biz bir ekibiz. Birlikte buluruz. Paris'e gelmek saçma bir fikir miydi sence? Öyle deme. Hayallerimizden asla vazgeçmemeliyiz. Biz çocuğuz. Üstelik yalnızız. Dansçı olabileceğimi düşünmem çok mu saçma acaba? Sen ne dersin? Victor? Diyorum ki... Victor! Ben iyiyim. Geri dön. Yüzme bilmiyorum. Yarın yine buluşalım. Bu saatte bu köprüde. Ne kadar tehlikeli olursa olsun geri döneceğim. Victor. Geri dön. Beni burada bırakma. Şeon Mücevher Dükkanı, 26 Vendome Meydanı. Sen ne diye buraya girdin ha? Bir şey çalacaktın değil mi? Cevap ver bana. Sen bir hırsızsın. Bir şey çalmayacaktım. Sadece dansçıya bakıyordum. Seni yalancı. Hadi boşalt ceplerini. Beni rahat bırak. Ya öyle mi? Onu rahat bırak. O bir hırsız ama. Hayır değilim.
Merhaba hanımefendi, ben hırsız değilim. Bence çok iyi düşün. Ona zarar verirsen buraya kadar nasıl girebildiğini de direktöre açıklamak zorunda kalacaksın. Binaya girip çıkan herkesi bilmelisin. Bunun hesabını vermek ister misin? Git hadi. Bir dakika. Yürü, hadi git. Bende çalınacak bir şey yok. Ben nefes alamıyorum. Beni kurtardığın için teşekkür etmek istemiştim. Ettin işte, hayatta başarılar. Affedersin. O sahnedeki dansçı kimdi? Rosita Mori, operanın en iyi dansçısı. Vay be! Peki o yaptığı şey, o acayip sıçrama falan, neydi öyle? Sen de mi dansçısın? Hayır, ben temizlikçiyim. Sen de baş belasısın. Git buradan. Bu şehirde bana iyi davranan ilk insansın. En iyi arkadaşımdan ayrılmam gerekti, Victor'dan. Gidecek bir yerim yok. Hem ben yetimim. İyi denemeydi. Ama ben çocukları hiç sevmem. Özellikle de küçük yetimleri. Hadi canım, başka kapıya. Merdivenler Odette. Merdivenler rezil durumda. Yarın misafirlerimiz gelecek. Binamın değerli görünmesini istiyorum. Hem de yukarıdan aşağıya. Anladım efendim. Madem anladın, neden bu saatte odana çekilmeye çalışıyorsun? İşinin başına. Sen nesin? Sana yardım edeyim. Git buradan. Ama bana ihtiyacın var. Çok iyi temizlik yaparım. Üstelik Pırıl benim göbek adığımdır. Ayrıca ben gencim, pek yorulmam. Hem benim yardımımla işin gerçekten daha kolay olur. Hadi, geliyor musun? Aa, ne çok merdiven var. Sen burada hademe misin? Evet. Kendi ayaklarının üstünde durana kadar kalabilirsin ama bir şartım var. Bundan sonra asla soru sormak yok. Ne kadar kalabilirim? Ama bu bir soru. Bu arada o cadı da kimdi öyle? Regen Lu. Bu binanın sahibidir. Ve at kuyruklu kızıl yetimleri çiğ çiğ yemeyi çok sever. Hadi temizle. Burada ne kadar çalıştın? Adın ne? Takma adın var mı? Benimkini söyleyeyim mi? Kendi yatağım olacak mı? Horlar mısın sen? Erken uyananlardan mısın? En sevdiğin meyve ne? Kahvaltıda ne yersin? Ben reçelli kızarmış ekmek. Opera öğrencisi olmak için yetimhaneden kaçtım ben. Aa, öyle mi? Burada çalıştığına göre birilerini tanıyorsundur. Bana yardım eder misin? Boş yere heveslenme. Dün o dansçının yaptığı hareket gerçekten muhteşemdi. Dans etmeyi çok seviyorum. Sen de sever misin? Affedersin, toparladığın için mi? Ayağa kalk. Tabii efendim. Bu kim? Hiç kimse. Yardım ediyor. Onu kendi maaşınla beslemen gerektiğini farkında mısın? Evet efendim. Nevresimleri kurutup ütülemeni istiyorum. Acele et. Burası temiz olmamış. Oh.
kapı çalmak zorunda. Kimsin sen? Benim adım Felice. Odette çalışıyorum, temizlik yaparım. Tamam, bitirdim. Hoşça kal. Bekle küçük sıçan. Casusluk yapıyordun, öyle değil mi? Hiç sanmıyorum, hayır. Evet, yaptın. Sonuçta hayatında gördüğün en muhteşem dansçıyı seyrediyordun. Öyle değil mi küçük sıçan? Hayır, en muhteşem dansçı değilsin. Çünkü dün çok gördüğüm... Çok küstahsın, sus! Operada balerin misin? Olacağım. Annemle birlikte operaya alındığımı gösteren mektubu bekliyoruz. Ben çok yetenekliyim. Hatta direktör hep annenin restoranında yemek yer. Hele pirzolaya bayılır. O yüzden seneye bu zamanlar ben çok ünlü bir balerin olacağım. Balerin mi? Ben de balerin olacağım. Gerçeğe dönmelisin küçük sıçan. Sen bir hiçsin. Ama ben bir yıldızım. Sen benim yörüngemde dönüyorsun. O da neydi öyle? Benden bir şey mi çaldın yoksa? Hayır. Göster bakayım. Bu ne böyle? O benim. Çok değerlidir. Ondan eminim. Hadi yakala bakayım. Hayır! Bayan Regine Leo ve operadan Mademoiselle Camille'e mektup var. Çok güzel süslü kağıt, mavi mürekkep. Oh, ne kadar kabasın. Zamane çocuklarında zerre kadar terbiye yok. Ver onu bana. Sen Camille Leo değilsin. Tabii ki oyum. Hayır değilsin. Bu sefer kesinlikle polis çağıracağım. Polis mi? Ama neden? Hayır. Neler oluyor burada? Camille Leo olduğunu söylüyor. Sen Camille Leo musun? Evet. Camille Leo'ymuş işte. İşine dönebilirsin dost. Siz bilirsiniz. Hoş geldiniz sayın bayan Leo. Çok memnun oldum. En memnun oldum. Benim adım Auguste Emmanuel Vacorville. Bendeniz operanın direktörüm. Anneniz Paris'in en iyi pirzolasını yaptığı için buradasınız. Oh. Umarım iyi dans edebiliyorsunuzdur. Tabii, elbette. When I look in my life, wanna see myself shine on the dance floor. But I won't get it right till I stop asking why and just let it go. Sometimes I take a look at my life, take a look at my life and say, oh, oh. Wanna get it, yeah, gotta get it, don't need a pot of gold. Looking for the rainbow. Sen dansçı olamazsın herhalde, değil mi? Dansçıyım. Kimin aklına gelirdi? O halde hemen sınıfına dön. Peki. Oo, gelmiş geçmiş en büyük bale ustası. Evrenin ve daha ötesinin en yetenekli koreografı. O çok yakışıklı, çok küstah, çok güçlü, çok kuvvetli. O tam anlamıyla bir esas oğlan. Benden bir şey mi istiyorsun acaba? Nereden bildin? Evet, senden bir şey istiyorum. Camille Leo'yu senin sınıfına yazdırdım. Çok iyi yapmışsın. Looking for the rainbow to break the storm inside of me. The rainbow to take the clouds that hide in me. Oh, I wanted someone to heal the heart of me. The rainbow. İyi günler. Merhaba. Tamam. Harika. Ben Felice. Felice mi? Hayır, hayır. Affedersin. Ben bir
Su perisiyim, öyle işte. Ayrıca adım da Kamil. Merhaba, ben de Nora. Ama herkes bana şey der, Nora. Biliyorum, yüzüme çok yakışan bir isim. Sen de ısınsan iyi edersin. Isınmak mı? Hayır, çok saçma. Sanırım sen burada yenisin hayatım. Bunu nereden anladın ki? Bu da kim? Şaka yapıyorsun değil mi? O Meral Leroth. Bale ustası, dünyaca ünlü koreograf. Tek gösteride en çok fuete'yi yapan adam. Fuete ne? Dönüş. Çok zor bir dönüştür. Ha. Toplam 187 tane. Hemen sonrasında yere kustu. Sessiz olun matmazeller. İlk pozisyon. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci de dinlen. Bugün son derece önemli bir gün. Fındık Kran'daki Clara rolünü seçmeleri için bütün prima balerinleri bir araya topladım. Gösteri Noel arifesinde yapılacak ve yıldızı Rosita Mori olacak. Rosita mı? Rosita Mori mi? Buna yani bu salondaki her kızın yeni balemde dans etmek için bir şansı var. Senin dışında. Hepiniz çok çalıştınız. Senin dışında. Yeteneğiniz ve cesaretiniz sayesinde buradasınız. Benim dışımda. Aynen öyle. Yarından itibaren seçmelere başlıyoruz. Her gün içinizden biri elenecek. Yani yarın küçük zengin kız. Buraya gelebilmek için verdiğim bütün rüşvetlere rağmen giden kişi sen olacaksın. Sen. Ama annem Paris'in en iyi pirzolasını yapıyor. Evet ama ne yazık ki ben vejetaryenim. Birinci, ikinci, ikinci, hayır, ikinci, üçüncü, 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 beşinci, birinci, hayır, üçüncü. Merhaba. Dördüncü, hayır. Eylüller. Nasılsın? Beşinci, İyisin umarım. Altıncı. Ben de seni gördüm ve sevindim. Hayır, altıncı olamaz. Teşekkür ederim. Altıncı yok. İyi ki buraya geldim öyle değil mi? Victor. Merhaba. Anlatacağım o kadar çok şey var ki. Benim de. Aa, vay be, bu sefer gerçekten kırılmış. Bir şey yapabilir misin? Hiç merak etme, hallederim. Ayrıca küçük bahsimizi ben kazandım, unutulmasın. Ne bahsi? Hani şu kim hayalini önce gerçekleştirecek bahsi. Ben çok yakında bir mucit olacağım. Gerçekten mi? Kıskandığını biliyorum ama belli etme. Çünkü 24 saat içinde şunu yapan adamla görüşeceğim. Gemiye düşünce başını bir yere mi çarptın sen? Hayır. Dün senden ayrıldıktan sonra Paris sokaklarında sessiz, sakin bir yürüyüş yaptım. Paris. Her şey yolundaydı. Çok iyi gidiyordu. Üstelik Paris'in yabancısı olarak hiçbir şeyden korkmadım. Buna inanmayacaksın ama sonra bir Breton barına denk geldim. Orada beni çok sıcak karşıladılar. Beni kardeşleri gibi ağırladılar. Oğulları gibi, yeğenleri gibi. Sonra Maturin adında süper biriyle tanıştım. Konuştuk, güldük, dans ettik. Sonra en iyi dostum ve ben onun evine gitmeye karar verdik. Ayrıca buna hiç ama hiç inanmayacaksın. Yeni dostum dünyanın en saygıdeğer, ayrıca en başarılı mucidi olan Gustav Eiffel'in atölyesinde çalışıyormuş. Bu haber benim için muhteşem. Hatta mükemmel bir haber. Eiffel Kulesi. Bir düşünsene. Ben dünyanın en ünlü mühendisinin sağ kolu olmak üzereyim. Bir de şu tavuk kanatlarında başladığım yere döndüm. Şu an rüzgar enerjisiyle telsi toplama sistemlerini birleştirmenin yolları üstünde çalışıyorum. Yani uçurtma deniyor. Vay be. Ben de bayağı ilerledim. Sahi mi? Evet, öyle. Ben artık bir dansçıyım operada. Yani orada öğrenci oldum. Çok yakında ünlü Paris operasında tanınmış bir yıldız olacağım. Ne? Sen operada dansçı mı oldun? Tamam, öyle olsun. Peki operaya nasıl girebildiğini öğrenebilir miyim? Kapıdan girdim. Yanında ışıklar gördüm. Yalancı. Tamam. Kamil Leroth sayesinde müzik kutumu kıran kişi. Yalancı. Benden özür dilemek istedi. Yalancı. Tabii Tiri'yi. Yalancı. Operaya girmemi yalancı. Sağlayacak yalancı. Bir yalancı. Mektup yalancı. Aldım. Yalancı, yalancı, yalancı. Yalan söylediğinde burnun titriyor. Yeter, çok yorucusun. Onun kimliğini çaldım. Ne? Kimliğini mi çaldın? Delirdin mi sen? Olamaz. Victor! Aşağı in. Victor. Victor. Geri dön. Bırakma
geri döneceğim. Yine mi? You're gonna be somebody. You'll be bigger than Mars. You'll be somebody. You'll be somebody. Ve son olarak şpagat görelim. Ve şimdi de ayağa kalkalım. Dersimizi bitiriyoruz. Bugün bizden ayrılacak olan kişi sensin. Bir kurşunun enerjisine sahipsin ama ne yazık ki yalnızca elbise giymiş bir file benziyorsun. Hadi hortumunu topla bakalım. Hadi kalk lütfen matmazel. Ama burayı çok sevdim. Hemen kalk dedim sana. Buz torbası. Biri götürsün onu buradan. Her derste bir kişi gidecek dememiş miydiniz? Pekala öyle olsun. Bir sonraki seçmede görüşürüz. O zaman bize veda edeceksin. Bye bye. Merant beni sevmiyor. Hayır öyle söyleme, onun tarzı bu. Hayır çok haklı, seni sevmiyor. Hiç şüphem yok, yapabilse bastonuyla diz kapaklarına vururdu. Desenize hiç şansım yok. Pardon. Her zaman bir şans vardır. Hayır her zaman değil, bu şanssız zamanlardan biri olabilir. Ama ben kalmak istiyorum. O zaman çok çalışmak için önünde 12 saatin var. Dinle, aslında başarabilirsin, biraz daha çalış. Bu da kim böyle? Rudy, en iyi erkekler sınıfından. Opera ödüllerinde en iyi elmacık kemikleri ödülünü aldı. Ona bayılıyorum, çok sarışın ve çok parlak. Sen burada yenisin öyle değil mi? Evet. Onun adı Kamil. İki gözü var. Çok enerjiksin Kamil. Ama dansın berbat. Çok yazık. Kim olduğunu sanıyor bu? Mümkünse sonra görüşmek üzere Minuşka. Onu rüyanda görürsün canım. Felisi. Sen ne arıyorsun burada? Bunu açıklayabilirim. Hayır, açıklayacak bir şey yok. Hayır. Bekle. Ben özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. Daha büyük bir kelime varsa onu da söylerim. Ben seni hayatıma soktum ama sen beni kandırdın. Yalancıları hiç sevmem. Senin yüzünden işimi kaybedebilirim. Anlıyorum. Fena çuvalladım. Ama sen beni anlamıyorsun. Kendimi bildim bileli dans etmek istedim. Rosita Mori'yi gördüğüm zaman, o müthiş hareketleri izlediğimde istediğim şeyin bu olduğunu anladım. Hayalimin gerçek olabileceğini biliyorum. Evet, haklısın. Bunu anlamak zor. Sen dans sevmezsin. Sadece şunu bilmen benim için yeterli. Üzgünüm.
Posta mı geldi? Hayır, gelmedi. Herhangi bir şey gelirse bir an önce bana getir. Dans edebilir misin? Evet. Yani sanırım yapabiliyorum. Eğitim yarın sabah 5'te başlayacak. Sen öğretmen misin? Başka seçeneğin var mı? Sabah 5'te mi dedin? Eğitim zamanı. Zıpla ve şu zili çal. Neden? Dediğimi yap. Dans etmemi istemiyor muydun? Yeter, konuşma artık. Zıpla ve şu zili çal hemen. Tekrar. Beni çalıştıracağını söylemiştin. Yapıyorum işte, tekrar. Felisi, sende hassaslık eksikliği var. Ritim duygunda ya çok az ya da hiç yok. Denge, zarafet ve cazibe sıfır. Yapma. Sadece bir sıçramayla bunları anlayamazsın ki. Peki, anlarsın. Ama en iyi yanı, bir kurşunun enerjisine sahipsin. Aynı zamanda bunalıma girmiş bir fil kadar da ağırsın. Aa! Merant da neredeyse aynı şeyi söylemişti. 10 yıl temizlik yapınca bir şeyler kapılıyor işte. Neyse. Şimdi zıpla, o zili çal, yere in ve suyu etrafa sıçratma. Ama bu imkansız. Hayalin dans etmek değil miydi? Peki. Hadi. Yeter. Kaybolun buradan. Sadece kötü değildi. Tam bir felaketti. Hem de rezalet esintileriyle süslenmiş bir felaket diyelim. Hadi çabuk. Sen, ben, yukarı. İnanılmaz bir şey. Son görüştüğümüzde çok kaba davranmıştım. Hep olur. Kendimi tanıtmak isterim. Ben Rudolf Dimitrev Stanislav Artyom Rankovski'lerin üçüncüsü. Memnun oldum. Ağır isim tercihleri. Olsun, merak etme. Başta herkese zor gelir. Ama ben ve sen benzersiziz. Başkalarının koyduğu gereksiz kurallara uymak zorunda değiliz. Bu sözlerle mi kız arkadaş bulursun? Hiç ilgisi yok. Bunları ilk defa söylüyorum. İlk defa. İyi misin Minuşka? Evet. Çok iyiyim.
Bir de Rudolf diye bir çocuk var. Gerçek bir Rus prensiymiş. Sarayı var, Rus havaları, elmacık kemikleri. Beni operanın çatısına çıkardı ve bana şöyle bakmaya başladı. Sonra da bu şekilde. Sonra bir kere de bu şekilde. Bir dakika, bir dakika. Çocuk mu dedin? Ne tür bir çocuk? Havalar mı? Saray mı? Elmacık kemikleri mi? Rudolf da kim? Bir arkadaşım. Yakında istediğim her şeyi yapabileceğimi söyledi. Onu ben de söylerim. Ama onun bir derinliği var. Derinlik mi? Çok güzel. Bende de bu var. Ta-da! Çok güzel. Kapı mı? Evet, kapı. Bu kapı yeni patronumun atölyesinin kapısı. Hani şu dahi mühendis. Bu kapının arkasında ne olduğunu görseydin seni öldürmem gerekirdi. O zaman beni öldürmek zorunda kalacaksın. İnanılmaz. Nedir bu? Bu gördüğün şey ergenlik anıtı. Kendisi çok yakında Amerika'ya gidecek. Ama seni uyarıyorum. Bu çok gizli bir bilgidir. Yani burada hiçbir şey görmedin. Tamam mı? Tamam. Evet. İşte burası da benim atölyem. Büyük fikirlerin ve zekanın merkezi. Mesela burada tavuk kanatları tasarımımın 3. versiyonunu yapıyoruz. Şu anda patronumla üstünde çalıştığımız şeyler çok şey var aslında. Çok önemli icatlar. Kendisi yani patronum bana hep fikir adamı der. Hepsini kullanmayı biliyor musun? Henüz değil ama burada benim de bir koltuğum var bak. Merhaba Victor. O buranın hademesi. Kendisi birazcık kısadır. Bütün kalemler açılacak. Bir de patron yarın için botlarını parlatmamızı istedi. Demek büyük patronun sana fikir adamı diyor, öyle mi? Aslında onun bazı fikirleri var ve bence hepsi harika. Bu da bir başlangıç. Victor, sen haklı çıktın. Hayallerin gerçek olmuş. Birinci pozisyon, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bu 5 pozisyon her şeyin temelini oluşturur. Birinci pozisyon, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Şimdi zıpla. İlk pozisyon, 2, 3, 4, 5. Duruşunu ayarla ve gülümse. Yorulduğun zaman ilerlemeye başlayacaksın. Baksana, sen dansçıydın değil mi? Haksız mıyım? Bu kadar soru yeter. Ay yine mi? Ah, uzanmak için parmaklarının ucunda yükselmelisin. Dengeyi hisset. Ayak parmakların her zaman bir söğüt dalı kadar esnek ama taş kadar sert olmalı. Birinci pozisyon. Bundan sonra el kullanmak yok. Ne? Bunu dene bakalım. Yapma dur. Sen dansçıydın değil mi? Evet, tabii ki dansçıydım Sherlock Holmes. Pirouet yapmak için baş dönmesine hakim olmalısın. Tek noktaya odaklan ve sakın orayı kaybetme. Tamam, şimdi bana doğru yürü ama elindeki suyu dök. Sağlığına. Sol ayağını sağ ayağınla tanıştırmaya çalış. Belki bir gün daha iyi anlaşırlar. Senin geleceğin gerçekten parlak. Mum satıcısı olarak. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Teşekkür ederim matmazeller. Bu iyiydi. Bravo.
Teşekkür ederim. O acayip sıçrayışı yapmaya hazırım artık. Ah, ben de İngiltere kraliçesi olmaya. Ama gerçekten öyleyim. Tabii ki öylesin. Ama hazır olmakla iyi yapmaya hazır olmak arasında çok fark var. İşte o yüzden seninle her gün egzersiz yapıyoruz. Evet, gerçekten yapıyoruz. Şu soruya cevap verebildiğin zaman hazır olacaksın. Neden dans ediyorsun? Verdim zaten. Bu benim tek hayalim. Bu arada o çok acayip sıçrayışın adı Grand Jöte'dir. Daha hazır değilsin. Bu yaptığın dans mı, kung fu mu? Aa, gerçekten çok komiksin. Bu Victor, yetimhaneden birlikte kaçmıştık. Memnun oldum. Önlüğünüz gerçekten çok hoşuma gitti. Bu akşam dışarı çıkıyorsunuz herhalde. Evet. Eğer onu geç getirirsen boyunu 15 santimetre kısaltırım. Tabii tabii, elbette tabii ki. Hiç merak etmeyin, çok sakin ve sıradan. Sakin ve sıradan bir şey. Evet. Breton müziği bu. Umarım yarın biraz daha usturuplu davranmayı başarırsın. Ah. Yine de söylemem gerek Matmazel. Bu akşam iyi bir performans oldu. Teşekkür ederim. Neden mutlusun bilmiyorum ama bu harika bir şey. Ben artık gideyim. Yarın seçmeler var. Ha, tabii ki. Sana iyi geceler. Ben... Ne? Bence sen... harika birisin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Ben hiçbir şey... Hayır ya, esneme yapıyordum. Bak şöyle... Şunu şöyle yapman lazım. Evet, her neyse ben artık gideyim. Sersem... Seni koca sersem... Şey... Victor! Evet? Çok güzeldi. Bu gece çok iyi vakit geçirdim. Sağ ol. İyi geceler Felisi. Oh, affedersin. Matmazel Camille Leo. Kız, onun hapse atılmasını istiyorum. Bu kız benim hayatımı çaldı, onurumu da çaldı, adımı da çaldı. Hepsini geri istiyorum. Fazla abartma. Peki sen kim oluyorsun Matmazel? Benim adım Felicie Lebras. Bretonya'daki bir yetimhaneden geliyorum. Camille'e zarar vermek istemedim. Sadece operada olmak istedim. Çok üzgünüm. Madam. Sen bir hainsin.
her şeyi biliyordun. Beni resmen sırtımdan bıçakladın, kovuldun. Sessizlik. Evet, hoşunuza gitsin ya da gitmesin düşüncem şu, Bayan Leo. Yarından itibaren bale derslerine girme şansınız olacak. Ayrıca Fındık Kram'daki rol için seçmelere de katılacaksınız. Ama şunu açıklık getireyim. Siz Madame Odetiko varsanız ben de Kamiliko varım. Sana gelince sen derslere tam anlamıyla berbat bir başlangıç yaptın. Buraya girebilmek için yalan söyledin, hile yaptın. Fakat aynı zamanda büyük bir umut vaat ediyorsun. Çok çalıştın ve ne kadar azimli olduğunu gösterdin. Bence iyi bir öğretmenin olmalı. O yüzden sen de seçmelere katılabilirsin. Eğer adil bir şekilde Fındık Kram'da rol alabilirsen prima bile olabilirsin. Ama rolü alamazsan operadan ayrılmak zorunda kalacaksın. Anlaşıldı mı? Evet. Sizin için de açık değil mi madam? Çok açık. O halde Bretonyalı Felicie Lebras operadaki geleceğin artık ellerinde. Ya iyi dans ederse? O rolü kapacaksın, duydun mu? Çünkü intikam istiyorum. Ve mutlaka alacağım. Süpürmeyi bile zarafete dönüştürüyor. O iyi bir dansçıydı, değil mi? Sadece iyi bir dansçı değildi. Kendi neslinin en iyisiydi. O zaman sahneler alev alevdi. Bu ne içindi? Her şey için. Böyle şeylere vaktimiz yok. Şimdi senin geleceğini konuşuyoruz. Sadece tek rakibin var, Kamil. Onu gördüm. Onu tanıyorum. Tekniği mükemmel, üstelik göründüğünden çok daha güçlü. Gayet hassas, çok çevik, ifadeyi verirken hiçbir noktayı kaçırmıyor. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, tekrar, yukarı, aşağı. Yorgunluk mağluplar içindir, tekrar, hepsini görmem gerek. Onu kendi sahasında yenmeye çalışırsan yenilirsin, kendini değiştirmelisin. Az yediğin için yetersiz besleniyorsun. Kasların pelte gibi. Kısacası kağıt üstünde küçük düşeceksin. İyi cesaret verdin. Peki rolü nasıl alabilirim? Rolü sen alacaksın. Çünkü onun ancak hayalini kurabileceği bir şeye sahipsin. Tutkuya. Her şeyi bunun üstüne kur. Öfkeni hisset. Acını, kederini, neşeni hisset ve hepsini dansınla ifade et. Müziği yaşa, hisset onu. Her nota, her ses, duyduğun bütün melodiler saçlarının ucundan ayak parmaklarına kadar bütün vücudunu bir yaprak gibi titretmeli. O zaman, işte ancak o zaman rakibini yenmeyi başarabilirsin. Çok güzel. Bugün bizden ayrılacak olan öğrenci. Senin için yolun sonu Nora. Hangi yolun? Ha, elendim yani. Seni çok seviyorum. Yen onu. Kamil ve Felicie. Yarın sabah saat 8'de hanginizin seçileceği ve Fındık Kram'da Rosita ile birlikte Clara rolünü kimin oynayacağı belirlenecek. Size tek tavsiyem elinizden geleni yapmanızdır matmazeller. Bayağı ilerleme kaydetmişsin küçük çirkef sıcan. Ama yarın o rol için seçilen kişi ben olacağım. Göreceğiz. Sen istediğin kadar çalış. Günde 24 saat çalışsan da her zaman zavallı bir hiç olarak kalacaksın. Ben biriyim zaten. Kim tam olarak? Cevap ver hadi. Kimsin sen? Sadece bir hiçsin. Bir hiç.
yanıldığını biliyorsun. Yalnız değilsin. Ne? Hay aksi, yakaladın beni. Tam olarak ne yapacağımızı biliyorum. Bu akşam seninle aramızdaki bağın hatırına küçük romantik bir parti yapacağız. Sana Eiffel Kulesi'ni teklif ediyorum. Havai fişekler teklif ediyorum. Bu akşam saat 7'de, tamam mı? Çalışmam gerek. Hayır, çalışmak zorunda değilsin. Kendinin farkına var yeter. Anla artık, sen eşsiz birisin. Bir daha söylesene. Bu akşam. Felicity, bunu sana tekrar sunmaktan büyük gurur duyuyorum. Hayır. Victor, seçmelerde finale kaldım. Vay be, tebrik ederim. Bende de haberler süper. Patronum sonunda benimle konuştu ve bana bundan sonra benden uzak dur, biyolojik mutasyon dedi. Bu çok iyi, öyle değil mi? Hiç asil biri değilsin. Ben mi? Asil değil miyim? Rudy çok asil. Yine mi Rudy? Ne yani? Bu erkek arkadaşın mı oldu? Hayır. O ve ben birbirimize bağlıyız işte. Tamam, anladım. Sen kazandın. Asaleti de göreceksin. Bağın ne olduğunu da. Tamam mı? Birlikte yemeğe gidelim. Sen ve ben. Bıçaklar, çatallar ve kristal bardaklar. Akşam 7'de buluşalım. Eiffel Kulesi'nin kuzey ayağında. Bu evet mi demek? Herhalde. Herhalde evet demekti. Otur. Çünkü sana bir şey vereceğim. Bunlar benimdi. Artık senin oldular. Vay be. Teşekkür ederim. Tamam hadi. Konuştuğumuz yeter. Bir şeyler ye, yarın için çalışalım. Ne oldu? Ben Rudy ile dışarı çıkacağım. Hazır olduğumu söyledi. Eşsiz biriymişim. Neden dans ediyorsun? Şu soruyu bana artık sorma. Ama ben dansçıyken seçmelerden önceki gece çalışır, daha sonra dinlenirdim. Evet ama Rudy beni bekliyor. Burada kal. Hayır, annem değilsin. Özür dilerim, kendimi kaybettim. Peki, git hadi. Şu küçük kuşa bak. Hayır, bana bak. Şimdi küçük kuşa bak. Hayır, bana bak. Bu senin şerefine yazdığım bir şiir. Aa, öyle mi? Şiir demek. Şu küçük kuşa baksana. Göklerde süzülerek uçuyor. Kimse onu yakalayamaz. Beğendin mi? Bu çok orijinal. Biliyorum. Teşekkür ederim. Hadi Minuşka, gidelim. İkimiz birlikte yıldızlara çıkalım. Evet Mati. Tekrar edelim. Müzik lütfen klasik olsun. Peki ama benim için rahat bir müzik ortamı yok burada. Dur. Breton müziği kullanmamız gerekiyor. Ama yumuşak ve romantik. Bu onu resmen uçuracak. Böyle gelecek ve kıkırdayacak. Ben daha karanlık ve gizemli olacağım. Ona müzik kutusunu vereceğim. Ve o da heyecanlanacak. Ben kızlardan pek anlamam. Hatta benim için muamma olduklarını söyleyebilirim. Ama yine de onun gelmeyeceğini biliyorum. Seni genç ve masum ahmak, tabii ki gelecek. Parfümünün kokusunu şimdiden alıyorum. Olamaz. Dilenciler gelmiş. Paris işte böyle dilencilerle doldu. İğrenç. Sakın korkma. Ama onlar... Sessiz ol, beni izle. Hiç korkma. Kazak dansına dayalı çok iyi bir dövüş tekniği geliştirdim. Şimdi onu kullanacağım. Komik davrandığının farkında mısın? Tamam, dur artık. O benim arkadaşım. Oo, şaka falan mı yapıyorsun? Hayır. Bu Victor. Yetimhaneden arkadaşım. Öyle mi çok komik? Arkadaş öyle mi? Madem arkadaştık, neden bu kadar utandın? Hayır, ben utanmadım aslında. Utandın işte. Şu durumun gerçekten çok üzücü. Sen beni kıskandın. Hayır,
Sen operaya başladığından beri bambaşka biri oldun çıktın. Üstelik bu iri ve sarışın kuşkonmaz da dolaşıyorsun. Acınacak haldesin. Hop hop hop, bir dakika. Serçe parmağımın tek hareketiyle seni yere serebilirim. Ama gerçekten öyle yaparsam parmağım kirlenir ve kötü kokar. Evet, kirli olabilirim. Ama en azından bütün gün tight'la dolaşmıyorum. Buna inanamıyorum. O benim ilham perim. Ya, hayır hayır. O dediğin her neyse senin değil ancak benim olabilir. Anladın mı? İkiniz de akılsızsınız. Öyle olsun. Ah, hoşça kal o zaman. Peki, güle güle. Seni küçük zavallı aciz. Olamaz. Seçmeler. Evet, elbette. Dediğin gibi ya. Dikkat etsene. Bu fındık kıran yapımı şimdiye kadar ki en başarılı. Teşekkür ederiz matmazel. Yetim geç kaldı. Bitti artık. Evet. Felis'in seçmelere katılmaya tenezzül etmediği için Rosita ile dans edecek olan kişi Camille. Bekleyin, bekleyin. Geldim. Lütfen, lütfen dans etmeme izin verin. Bitti artık. Bunu anla bak, bu kadar zor. Yerinize oturun lütfen. Ben çok özür dilerim. Gece uyudun mu? Pek değil. Dün egzersiz yaptın mı? Hayır. Ama neden? Pekala, müzik. Hadi baştan al. Ama düştü. Elenmesi gerek. Tekrar başlamanı istiyorum. Anlaşmamızı hatırlıyor musun? Camille, Clara rolünü oynama şerefini bize bahşeder misin? Biteceğini mi sanıyorsun küçük sıçan? Çok yanılıyorsun. Bırak beni. Hayır. Hayır. Lütfen yapma. Lütfen. Hadi. Hayır. Felisi, onu bir daha asla görmeyeceksin. Ve tabii buradan kovuldum. Bakalım, Felis'i nerede? (Gülüyor)
Buradayım. Oo, evet. Çok güzel. Enerjisini kaybetmiş. Hayır Sersem. Bir an önce kendini toparlamalısın. Biliyorum. Ben de özledim. Hey, I'm talking to you. We got things to do. We got plans to make. And I wanna take you with me. Yeah, I wanna take you with me. But if I gaze, is a winding bay. Can you feel it? And if you can tell, I'm a restless girl. Tamam, kaçmaya çalışıyordum ama çok saçmaydı ve sen beni yakaladın. O yüzden çok özür dileyip yatakhaneme geri dönüyorum. Bu taraftan çabuk. Ne? Sana yardım edeyim. Bana ihtiyacın var. Temizlik yapabilirim. Hatta Pırıl benim göbek adımdır. Aslında benim ihtiyacım var. Yanında kalmak istiyorum. Çok üzgünüm. Seni gerçekten çok özledim. Ben de öyle. Gel hadi. Merant bana çatıda bir oda verdi.
Sana da küçük bir köşe var. İş sabah 6'da başlıyor. Öğle arası 1 saat. Saat 6'da mı? Lütfen bana inan. O burada değil. Ne zaman döner biliyor musun? Söyle lütfen. Hayır. Hiç bilmiyorum. Ona şey der misin? Özür diliyorum. Gerçekten üzgünüm. Hainlik ettim. Düşüncesizlik ve kabalık. Egoistlik. Ve egoistlik. Victor'a söyle, o benim en iyi dostum. Tamam mı? O benim diğer elim. Evet, benim 3 elim var aslında. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Güle güle. Hoşça kal Victor. O değildi ki. Victor burada yok. Victor bir mucize gerçekleştirmiş. Kimin aklına gelirdi? Çünkü çok beceriksiz birine benziyor. Artık benimle konuşmak istemiyormuş. Konuşacaktır. Hayır. Aa, hadi bakalım. Yapma. Donmuş tereyağı kadar soğuksun Bayan Leo. Bu akşam sahneye çıkacaksınız ama henüz bir duygu sergilediğinizi göremedik. Ama öğrettiğiniz koreografinin aynını yapıyorum. Ama sadece koreografiyi doğru yapmak yeterli değil ki. Mesela öfke hissettirmelisin. Veya sevgi veya acı. Senden bize bir duygu geçmeli. Onda bu eksik. Bu akşam net olarak göreceğiz. Neyse. Ben lobideki merdivenleri temizleyeceğim. Sen de burayı bitir. Tamam. Bırak onu. Geri ver bana. Çok beceriksizim. İlk seferinde yeterince sert fırlatamadım. Yine aynı hatayı yapma istersen. Neden gidiyorsun? Küçük düşmekten mi korkuyorsun? Bugün gördük ki daha çok çalışman gerek. Hazır olmana daha çok zaman var. Gerçek bir dansçı nasıl olurmuş göstereceğim sana. Bundan emin misin? Sus! Bu akşam bu koltuklar dolu olacak. Ve bütün Paris beni izleyecek. Bana hayran olacaklar. Acaba? Daha önce de söylemiştim. Sen bir hiçsin. Her zaman da hiç olarak kalacaksın. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var. Şımarık. Burada ve şimdi. Başarabilirsin.
Çok etkileyici matmazeller. Ama ikinize de çok önemli bir soru sormak isterim. Neden dans ediyorsunuz? Dans ediyorum çünkü... Dans ediyorum çünkü... Çünkü... Annem beni zorluyor. Dans hep hayatımın bir parçasıydı. Ben bebekken annemle hayatımdaydı. Burada da Odette sayesinde hayatımda. Ben dansla yaşıyorum. Kendimi öyle ifade ediyorum. O dans etmeli. Ne kadar içten bir davranış Camille. Son derece cesursun. Eğer istersen operada bir geleceğin var. Felisi, bu akşam Fındık Kıran'da sen dans edeceksin. İyi şanslar Felisi. Aferin sana güzel kızım. Bravo, bravo. Ne kadar başarılı değil mi? Odette! Ve işte karşınızda. Onlara verdiğim isim güvercin kanatları. Vay be, harika. Ama onları denemek istediğimi sanmıyorum. Ah, tehlikeli yaşa dostum. Neredeyse kusursuz çalışacaklarına dair söz veriyorum. Oo. Çok güzel. Hadi bizi yalnız bırakır mısın? Ne zaman? Hemen şimdi. Oh. Şimdi mi? Peki. Bu akşam operada dans edeceğim. Orada olmanı isterdim. Gerçekten mi? Gerçekten. Seni çok seviyorum Felisi. Beni aynı anda hem güldürüp hem ağlatıyorsun. Çok garipsin. Vah vah vah. Artık ona yardım edemezsin. Aa. Önce küçük kızımı kandırdın. Sonra anne. Da onun kimliğini aldın. Anne. Şimdi de onurumuzu ve geleceğimizi almaya mı çalışıyorsun? Anne! Kızımı bana karşı doldurabileceğini mi sanıyorsun? Bunu yanına bırakır mıyım ben? Hiç kimse beni kandıramaz. Anne korkuttun onu, yeter! Dur artık! En son bu kadar geç kaldığında sonu çok kötü olmuştu. Mati'yi görüyorum. İkiz kız kardeşini. Ne oldu öyle? Az önce çok korkunç bir kadın vardı. Heykelde kızı kovalayıp öldürmeye çalışıyordu. Ne dedin? Ben de korktum. Sonra da altıma yaptım. Çabuk olun hadi. Kurtarın onu. Mati, güvercin kanatları. Dokunabileceğin tek taç bu. Sahne alacağın gün gerçekleşen korkunç bir kazanın kurbanı olacaksın. Nihayet sevgili Odette'le ortak bir yönünüz olacak. İkimiz de dansçıydık diyeceksiniz. Felisi! Bırak onu! Tamam. Felisi!
Üçüncü sürümde frenleri geliştirmek iyi bir fikir olabilir aslında. Bir kerecik olsun işe yarayan bir şey icat ettiğimi söyleyemez misin? Tabii ki söylerim. Hadi söyle o zaman. Birinci Victor François Xavier, sen çok büyük bir mucitsin. Teşekkür ederim. Artık hazırsın. Dans et. Ama tam buradan. İddiayı kazandın. Hayalinin gerçek olmasını sağladın. Hadi Paris'i ateşe verelim. Güzel kız var ya, benim kız arkadaşım. Out of old school, sitting in the sun, waiting for the passing trains, wishing you were here
Wishing we could run. Wishing we could run away. Right across the river in a town so small. But these are gonna change us when they start to fall. Take us to the city, we will have it all. We'll have it all. Join the circle.